Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında paralel kenar konusundaki test 4'ün çözümünü yapacağız. Buyurun çözümlere. ABCD bir paralel kenar ve buna göre x kaçtır diye soruluyor bize. 108 derece verilmiş, bir de şunlar eşit verilmiş. Gençler, köşegenler çizilmiş mi? Çizilmiş. Köşegenin bir parçasıyla yarısıyla diğer parçası eşit verilmiş. Köşegenler birbirini ortalıyordu. O zaman burası da eşittir. Olay bitti gibi. 108 ise burası kaçtır? 180'e almayan açısı 72. E o zaman hocam burası da 72, 72. 72, 144 buraya 36 kaldı. Hocam Z'den dolayı burası da kaç yapar? 36 yapar. Yani cevap akçay oldu. Yukarıda verilenlere göre X kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar paraya kenar köşegenler birbirini ne yapıyordu? Ortalıyordu değil mi arkadaşlar? Evet şunlar eşit şunlar eşit. Aa 90 dereceden bir kenar ortaya çizilmiş. Muhteşem şu var mı arkadaşlar? Var. 32 ise Z'den dolayı burası da 32'dir. E hocam burada da X kenarlık çıktı. Şu üçgende X kenarlıktan dolayı o zaman burası da ne olacaktır? 32. Yani x e 32 buluruz. Cevap Akçay. 6, x, 2 ve 10 verilmiş. Gençler dışarıdaki bir doğruya paralel çizilen ki bunların hepsi birbirine paralel aynı doğruya dik olduğundan dolayı çizildiği zaman ÖSYM tarafından da soruldu arkadaşlar bu. Karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların toplamları birbirine eşittir. Yani 6 artı 10 direkt x artı 2 eşittir. Nereden geldiğini göstereceğim. Yani x buradan neye eşit oldu? 14'e eşit oldu. Cevap balık esir oldu. Hocam nereden geliyor? Göstereyim. Gençler. Köşegenleri çizecek olursak. Bak şu köşegenleri çizecek olursak. Köşegenler ne yapıyordu? Birbirini ortalıyordu. Hocam bu da birbirine eşit oluyordu. Peki. Şuradaki yamuğa bakacak olursanız gençler. Buradaki yamukta. Bakın dik yamuk değil mi bu? Evet hocam. Dik yamukta, e şurada da bir orta nokta var. Bir orta taban çizelim. X artı 2 bölü 2 değil midir? Evet. Şu uzunluk x artı 2 bölü 2 eşittir. Aynı zamanda hocam büyük yamuk şuradaki yamukta da bakın bu da bir dik yamuk şöyle bakacak olursanız, şunlar eşit olduğundan dolayı bakın şunlar birbirine eşit. Bu eşitliğe baktığınız zaman ne fark ediyorsunuz? Bunlar eşitse o zaman burada da bir orta taban çıktı. Yani şu paralel ya 16 bölü 2 ya 10 artı 6 bölü 2 eşittir. Bölü 2'ler gitti. O yüzden x artı 2 ile 6 artı 10 birbirine eşit oldu arkadaşlar. Ee, haberiniz olsun. Böyle bir kural da var. ÖSYM sordu. Bu kuralı bilmeden de ÖSYM hatta 2-3 defa sordu. 2 defa sordu son 10 yıl içerisinde. Bir tanesi kuralla yapılıyordu. Bir tanesi de kuralsız yapılıyordu. Kuralsız üçgen benzerliğinden sonuca ulaştığımız soruydu e, üçgenden ya da dörtgenden nasıl yapıldığını da bilmeniz sizin açınızdan da faydalıdır arkadaşlar. O yüzden ispatını yaptım. Evet cevap Balıkesir oldu. Ön yüzü mavi, arka yüzü sarı renkte olan şekil bir dik ABCD paraya kenar biçimindeki kartonun D köşesi A'ya doğrusu boyunca katlandığında. Öncelikle katlanmış hali geriye doğru açıyorduk gençler. Değil mi? Açtık. Katlamalarda ne oluyordu arkadaşım? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Eyvallah. Şunların eşitliğini gösterelim. Şunlar da birbirine eşit. Pek işimize yaramayacak gibi. Hocam başka üst üste binen açılar da birbirine eşit. E adam bana demiş ki o noktası neresi? Paralel kenarın ağırlık merkezi. O zaman ben bir ağırlık merkezini kullanacağım. Tamam şunların eşit olmasını düşünün arkadaşlar. Şunlar eşit tamam mı? Aklınızda bulunsun. Şimdi köşegenlerin kesim noktası olduğu için hocam ben bunu böyle çizecek olursam madem burası köşegenlerin kesim noktası yani ağırlık merkezi dediğimiz köşegenlerin kesim noktası o zaman bunlar birbirine eşittir. E ne kullanacağım hocam? Bulduğum bilgileri kullanmaya çalışacaksın. Bak şimdi ne var? Hocam burada 13 var. Ben 13'ü kullanacağım. Sonra hocam o üstü d'yi 3 bölü 2 demiş. Tamam. Ee, bizden ne istenir? X. Eğer ben a'yı bulursam olay bitti. Bak bu üçgende bir de açıortaylık var. Hatta dış açıortaylık var. Bak yoğunlaşınca bir şeyler ortaya çıkıyor. Hocam bu üçgende dış açıortay ortay. Değdiği yerden başlayıp tekrarla şu bölü tamamı. Şuraya n ve n diyecek olursam. N bölü 2 eşittir. İlk ok a'ya değiyor. ikinci okta ok 13'e diyor A bölü 13'e eşit olduğundan Buradan da eni ne bulduk arkadaşlar? 13 bölü 2 bulduk. Evet eni değil pardon. A'yı ne bulduk arkadaşlar? A'yı 13 bölü 2 bulduk. A 13 bölü 2 arkadaşım. Soru bitti mi? Bitti. X de neye eşittir? Şöyle bakacak olursak. Hocam şurası 13 bölü 2. Burası 3 bölü 2 ya. Şunda da şu birbirine eşitti. 13 bölü 2 ile 3 bölü 2'nin toplamına eşit. 16 bölü 2'den kaç yapar? 8 yapar. Yani cevabımız denizli oldu arkadaşlar. Ön yüzü pembe, arka yüzü kahverengi olan şekil 1'deki ABCD paralel kenarı şu şekilde katlanmış. Katlamaları ne yapıyoruz arkadaşlar? Geriye doğru açıyoruz. Evet açtığımız zaman şu şekil. Açtığımız zaman eski çeklerimizi, paralel kenarımızı bulduk Bu bulduk. Verilen bir yere bakalım. 17 vermiş. Hocam burası 17 ise. Şu katlamaya bakacak olursak. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil mi? A diyecek olursam A artı 17 ise A artı 17. Bakın uzunluk verdiği için uzunluğa daldım. Normalde üst üste binen açıların da birbirine eşitliğini kullanıyoruz değil mi? Neyse A artı 17 ise burası da A artı 17. Hocam buradaki üçgendeki katlamada ne geliyor? A artı 17 iken burası da A artı 17 gelecek. Yani şurası A yaptı. 17'yi kullandık tamam. A, B, A üstü B, E üçgenin çevresinde 32 demiş. Hocam şuradaki üçgenin çevresinde 32 demiş. Ben buraya B dersem katlamadan dolayı burası da B'dir. Hocam şuraya da C dersem A artı B artı C'yi kaç vermiş bize? 32. Soru bitti galiba. Niye? Paraya çevresi isteniyor. Hocam burası toplam çevre ne yapacaktır o zaman? A artı 17 artı B artı C mi yaptı burası? Evet. Şurası bu yaptı. Aynı şekilde A artı 17 artı B artı C mi yaptı burası da? Aynen öyle. O zaman 2 ile çarparsam çevreyi bulup. A artı B artı C 32. 32 ile 17'yi toplarsam 49. Çevre de 2 çarpı 49 yapar. O da 98 yapar gençler. Yani sorumuzun cevabı Cehan oldu. Şuradaki saçma alanlar verilmiş. ADF X alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Sıkıştıysak ne yapacak? Alanda yok falan filan yapamıyorsak. 5 yıldıza başvuracağız. Hocam şu alan tüm alanın nesiydi? Yarısıydı. Var mı öyle bir şey? Olmaz mı ya? Bak şurada. Var tabii ki. Hocam var ama şurası yok. E o zaman şuraya A diyelim. Paralel kenar alanının yarısı A artı 12 artı 21'e eşit? Evet. Hocam x de işin içine alalım. Bak şurada da öyle bir şey var mı? Bu da paraya kenarının alanının yarısına eşit değil mi? Evet buna dikkat edin arkadaşlar. Çok önemli. Özel yapamadığınız sorularda ben buna 5 yıldız koyuyorum. Gerçekten önemli. E Burası da paraya kenarının alanının yarısına eşit. Yani x artı a artı de paraya kenarının alanının yarısına eşit olduğundan bunlar birbirine eşit olacak. A'lar ne oldu? E, buradan şu ikisinin toplamı 33 yaptı. 33'ten 13 çıkınca da 20 mi yaptı arkadaşlar? X cevabımız Balıkesir oldu. Yukarıdaki verilenlere göre ABCD paralel kenarının alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Burayı da 30 derece vermiş. Öncelikle ne verilmiş arkadaşlar? Bakın şu uzunluğu vermiş bana. AF uzunluğu 18. Bir de şurayı vermiş. Hmm. Özel bir açı var. Ne yapacağız arkadaşlar? Biz hiçbir şey yapamıyoruz. Bu özel açıyı nasıl kullanırız? 90 derece çizerek. Çizelim hocam o zaman. Hop şöyle bir 90 çizdiğinde. Hocam 90'ın karşısı 18 30'un karşısı 9. Eğer şimdi ne yapacağız? 30'un mantığını kullandık. Şimdi ne yapacağız? İşte bakın sinüscüler sinüscüler maalesef ama maalesef bu soruları yapamıyorlar. Niye? Çünkü sinüse alıştınız. Sinüse alıştığınız için bu sorular size sıkıntı geliyor. Ben ne yapıyorum? Bak 30'un mantığını kullandım dik çizdim. Aa, bak şimdi 6 tabanına ait yükseklik var. Alt tabanına ait yükseklik varsa bir üçgen oluşturursak ki bizim 5 yıldızlı alan özelliği oluştu mu burada? Oluştu. Niye bunu oluşturdum? Çünkü alt tabanına ait bu yükseklik var ya ben bulsam bulsam şu üçgenin alanını bulurum mantığıyla oluşturdum. E bulalım, bulalım orayı 6 çarpı 9 bölü 2 27 mi yapıyor? Evet buradaki alan 27 ise paralel kenarın alanı ne olacak? 2 çarpı 27 olmaz mı? Çünkü bu alan tüm alanın yarısı. Yani cevabımız 54 yaptı. Cevap Cihan. Yukarıdaki verilenlere göre taralı alan kaçtır diye soruluyor. Buraya 6 birim santimetre kare olarak vermişler. Arkadaşlar bazı arkadaşlar bunun kuralını biliyor olabilir ama ben de biliyorum da kullanmıyorum. Niye? Ben ispatını yapa yapa aklımda mesela derim ki S, 2S, 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 S, 4S. Bak ben bunu S'ye söyledikten sonra burada oranı buldum dağıttım böyle dağıttım arkadaşlar. Tamam. Aslında ezbere bilmiyorum. Harbiden ezbere bilmiyorum. Baktığın zaman oranlamaları buldum. Ona göre alan dağıttım arkadaşlar. Neyse. Burada arkadaşlar ben daha öncesinde şöyle bir şey söylemiştim size. Paraya kenarda kenar ortaylık varsa, köşegen de varsa ağırlık merkezi vardır büyük ihtimalle. E, yok hocam. Üçgen yok. Diğer köşegeni çizersen ama bak köşegenler birbirini ortaladı hocam. Şunlar birbirine a, işte. Aa kenar ortay, kenar ortay ağırlık merkezi oldu. Kenar ortay, kenar ortay yukarıda da ağırlık merkezi oldu. E ağırlık merkezi olduğu zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Alan dağıtırken hop bir üçüncü de çizelim ki daha rahat bir şekilde dağıtırız. Hocam burası A, burası A, burası A, burası A, burası A, burası A, altı eşit parçaya böldü. Burası 6A iken burası da 6A. Aynı şeyin laciverti. Hocam bu da ağırlık merkezi ya. Kenar ortay, kenar ortay, kenar ortay olduğundan. E bir üçüncüyü de çizdim. E burası da 6A ise 6 eşit parçaya ayıracağından Bakın 2A'yı ne bulduk arkadaşlar? 6. Bizden ne isteniyor? 4A isteniyor. A 3 olduğuna göre 4 kere 3 12 yapar. Cevabımız cevap balık esir. ABC'de bir paraya kenar şunlar açı ortay olarak verilmiş. Açı ortaylar nasıl kesiyordu arkadaşlar? Dik ve ort taban üzerinde. Bu tam ort taban üzerinde. Şu da açı ortay. Dik. Bu da ort taban üzerinde. Yani şu şöyle çizdiğim şey. Bu da dik olacak. Açı ortaylar. Şurada kaç ortaylarda dik kesişecek? Yani burası da 90 derece oldu mu arkadaşlar? Oldu. E hatta bu ne çıktı arkadaşlar? Bir dikdörtgen çıktı galiba. Bak görüyorsunuz. 90 90 90 90 dikdörtgen. E bir köşegen bu. Diğer köşegen de bu olmadı mı arkadaşlar? Evet. Şu köşegeni de çizecek olursam. A bu orta taban üzerinde. Bu da orta taban üzerinde. Yani bunun devamı orta taban çizgisi olmak zorunda değil mi arkadaşlar? Evet. Yani burası 5 burası 5. Muhteşem üstten dolayı burası da 5 oldu mu? Oldu. E hocam aynı şekilde 10 iken burası da 5 burası da 5 burası da 5 oldu mu? Oldu. E tamamı 12 olduğundan dolayı 5 5 10 buraya kaç kaldı? 2. E hocam burası 2. E dikdörtgenin bir köşegeni 2 ise diğer köşegeni de 2'dir. Niye? Sebebini göz söyleyeyim arkadaşlar şurada. Bir dikdörtgen çizsek. Hocam burası A burası B iken A kare artı B kare değil mi bu köşegen? Evet bir köşegen A kare artı B kare eşit kare içinde. Hocam burası da A burası da B olduğundan dolayı Diğer köşegeni de çizsen buradaki Pisagor'dan a artı b kare eşit diye mi? Aynen öyle. Köşegenleri birbirine eşittir. Dolayısıyla e burası 2 ise diğer köşegende de 2'dir. Cevabımız ne çıktı o zaman? 2 çıktı. Yani cevap Akçay. Fatma kare eşittir. DF artı KC denmiş. Yani buraya A buraya B dersen Fatma kare uzunluğu neymiş? A artı B'ymiş. Diyelim bakalım. DF uzunluğu A KC uzunluğu B. Burası neymiş arkadaşlar? A artı B'miş. FHK üçgenin alanı. Arkadaşlar dikkat ederseniz burası 2 artı 2 ve alt tarafta 2 artı 2 ve A ne geldi? A artı B iken 2 artı 2 B geldi. Hocam 1'e 2. E şunlar da birbirine paralel. E paralel olduğundan dolayı hocam orta tabandır. Çünkü hem paralellik var hem 1'e 2 oran var. E o zaman bunlar eşittir. Hatta bunlar da birbirine eşittir. O zaman olay bitti. Şimdi ne yapacağız? Alan nedir diye soruluyor. FK üçgeninin alanı nedir diye soruluyor. Alan dağıtalım arkadaşlar. Benzerlikten de dağıtabiliriz ama e, şu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Çizgideki alan A ise çizgideki alan yine A'dır. İsterseniz çift çizgiden de başlayabilirdiniz. Çift çizgideki alan 2A ise çift çizgideki alan 2A'dır. Bakın bakın bakın. Şurası arkadaşlar önemli. Ne burası? Paralel kenarın alanının yarısı değil mi arkadaşlar? Evet. Tüm alanı zaten ne vermişler? Burası 2A. Tüm alanı ne yapacak? 4A yapacak. Burası çünkü 2 a iken tüm alan 4 a yapar. 4 a 36 ymiş. A'yı buradan 9 buluruz. Zaten bizden de 9 alanı isteniyor arkadaşlar. Cevap C han oldu. BF ile FC birbirine eşit verilmiş. 2 e, verilmiş. X verilmiş. Burada da açıortay verilmiş. Hmm, ne yapacağız arkadaşlar? Bir kere Z'ye dikkat. Hocam nokta açısı ikizkenar oldu değil mi arkadaşlar burası? Evet. Ya şurada oran verilmiş. Hocam burası A burası da A. A 2 A ise burası da 2 A. Burası da 2 A oldu mu arkadaşlar? Evet. Oran varsa alan dağıtacağımız belli. Ee, bir de oran varsa benzerlik uygulayacağımız da belliydi. Hocam içe paralel çizsem olmuyor. O zaman ne yapacağız? Dışarıya doğru uzatacağız arkadaşlar. Uzatalım bakalım. Dışa doğru uzattığımız zaman ne oldu? Kelebek benzerliği çıktı. Şu kelebek. Kelebekteki oran 1'e 1. 2 ise burası da 2 oldu mu? Oldu. E arkadaşlar haydi alan dağıtalım. Şurada kalan A ise kelebekteki oran 1'e 1 olduğundan burada kalan da A mıdır? Evet. Daha farklı şekilde de yapabilirdik gerçi. Şunu şöyle çizip çift çizgide kalan A'ysa çift çizgide kalan A diyebilirdik arkadaşlar. Hocam 2'de kalan A'ysa 2'de kalan da A olur tabii ki yine. E şimdi ne yapacağız hocam? Şimdi 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 şimdi. Burası 2A burası 2A yazdık. Ama şuradaki oranı bulmadan ben bir iş yapamam arkadaşlar. İsterseniz önce uzunluk işini kapatalım. Ondan sonra şey yapalım. Ya yani Uzunlukla ilgili bir şey var demek ki. Bu açı ortayda falan kullanmam lazım demek ki benim. Arkadaşlar ne yapabiliriz buraya? Açıları da alalım. Alfa alfa dedik. Burası da alfa. Buraya bir beta diyelim. Alfa 90 sa burası da beta. Evet tamam. Başka başka bir şey var mı gençler burada? Başka da bir şey yok. Aslında var. Ne var? Hocam alfa ile beta'nın toplamını ne yazdık biz? 90 yazdık. E burası 2 alfaysa. Burası da 2 alfa değil mi? Evet. Üçgen var. Alfa artı beta 90 sa 2 alfa artı 2 beta kaç yapar? 180 yapar. Hocam ee, burası 2 alfa burası beta ise toplamının 180 olması için 2 alfa artı 2 beta olması lazım. Burası da beta olur. Yani burası da beta oldu. Yani ikizkenar kenar çıktı. Ya da hiç buraya dalmayalım. Tek bir cinsten gidelim. Alfa beta'ya dalmayalım arkadaşlar. Büyük ihtimal aklımıza gelmeyebilirdi. Alfa alfa dedik mesela. Hocam buraya 90 eksi alfa kaldı. Eyvallah. Burası 2 alfaysa burası da 2 alfadır. E hocam üçgen açıları toplamı şey olacak ya. Ne olacak ya? Ee, 90 180 olacak ya. Şu x'in toplamı 90 artı alfa yaptı. O zaman buraya da 90 eksi alfa kaldı deriz. A ikiz kenar çıktı deriz. A ise burası da ne oldu? A oldu. Tamam. Kelebekteki oran birebir ya. A ise o zaman buraya da A deriz. E, kelebekteki oran birebirse o zaman burada kalan A ise burada kalan da A'dır. Şimdi alan dağıtmaya devam edelim. Şuradan şunu çizecek olursak arkadaşlar böyle. E, çift çizdiği alan A ise çift çizdiği alan A'dır. Tamam devam edelim. Burası 3A iken burası 3A. Dikkat. A'da kalan 3A ise 3A'da kalan A'da kalan 2A ise 3A'da kalan nedir arkadaşlar? 2 katı 6A yapar. Hocam 3A'da kalan 6A ise ya da bu tüm alanın yarısı değil mi? Evet burası 6A ise tüm alanda kaç A oldu? 12A oldu. Çıktı bir şeyler. Bak alan ABCD vermiş. Ben 6A'yı buldum. Bak bu yarısı. Yarısı 6A ise tüm alan 12A eşittir 27 ise 3'e bölsen 4, 3'e bölsen 9. A'yı buradan 9 bölü 4 bulursun. Şimdi bizden ne isteniyor? X. Arkadaşlar bak X'e ait dik üçgen şöyle. Şuradaki dik üçgen değil mi? Şimdi şu dik üçgene dikkat edin o zaman. Bu dik üçgende bir kenar X diğer kenar 4. Bu dik üçgenin alanı 8A mı? Evet 8A arkadaşlar. Bu üçgenin alanı 8A. 6, 7, 8A. 8A alanı neye eşit? X çarpı 4 bölü 2 eşit. X çarpı 4 bölü 2 eşit. E, A dediğimiz 9 bölü 4 ise 8 çarpı 9 bölü 4 eşittir. Ee, şunu da şu sadeleşti 2x yaptıysa hocam şu x sadeleşti 2 kaldı bu 2 ile de bu 2 sadeleşti x de buradan kaç çıktı 9 çıktı arkadaşlar daha değişik şekilde yapılır mıydı tabii ki yapılırdı arkadaşlar ama şu mantıklı geldi daha farklı şekillerde yorumlara da yazabilirsiniz ee, tabii yapabiliriz şunu dışarıya doğru uzatmadan da böyle kollar çarpmıyla doğru orantılı olacak şekilde benim konu anlatımında yaptığım bir tarz vardı. Konu anlatımı dinleyen arkadaşlar oradan yapsın isterseniz. Tamam mı? Evet gençler cevabımız Ed Remit oldu.